güç ararız. İmparatorluklar inşa ederiz. Bağ kurarız. Bir adamın hayatı ve ölümü milyonları etkileyecek. Bir imparatorluğun kaderini değiştirecek. Hepimizin hikayesini de. Affı olmayan bir gezegenin karmaşasında çoğu tür yok olurdu. Ama birinde bütün parçalar yerine oturdu. Birkaç anahtar kapıları açtı. İnsanlığın zaferi için. Bu bizim hikayemiz. Hepimizin hikayesi. Kudüs, milattan sonra 33. Roma komutasındaki bir taşra şehri. Yüzyıldır istila altında. Bir adam ölüme mahkum edildi. Bugün idam edilecek. Ama onun ölümü küresel bir dinin fitilini ateşleyecek. Günümüzde insanlığın üçte biri onun ismiyle ibadet ediyor. Nasıralı İsa. Kudüs, Roma İmparatorluğu'nun en doğu ucu. Yollar ve ticaret rotaları büyük bir ağ oluşturuyor. Bu ağ, insanoğlunun gelişiminin anahtarlarından biri, toplu iletişim. Artık Orta Doğu'da doğan bir fikir, Roma dünyasına yayılabilir. Mısır'dan kurtuluşu kutlayan bir Yahudi bayramı olan Hamursuz Bayramı için yarım milyon insan Kudüs'e geldi. İsa'nın müritleri de aralarında. Onun Mesih olduğuna inanıyorlar. Ancak öğretileri barışı tehdit ettiği için çarmıha gerilecek. Bu Roma'nın korsanlara, kölelere ve vatan hainlerine uyguladığı özel bir ceza. Bu şekilde binlerce kişi öldü ama biz birini hatırlıyoruz. Tek oymuş gibi bir ölümü hatırlıyoruz. Çünkü bu tek ölüm dünyanın her yerini, her köşesini, her parçasını etkiledi. Kalabalıktaki seyircilerin arasında Kuzey Afrika'daki bir koloniden gelen Kireneli Simon da var. Kireneli Simon tesadüf Kudüs'te bulunan bir adamdı. Kalabalık önünden akıyordu. Etrafı Roma askerince çevrilmiş ve haç taşıyan bir adam vardı. Buraya gel de şu adamın haçını taşı dediler. Böylece sokaktan geçen alelade bir adam tarihteki bu dönüm noktasına iştirak etmiş oldu. Çarmıhta ölmek 3 gün sürebilir. Kan kaybı, şok, su kaybı, boğulma.
Çarmıha germe uygulaması o kadar yaygındı ki Romalılar İsa'nın ölümünü sıradan bir kayıt olarak düştü. Bu ufak olayın ailesi ve arkadaşları dışında kimsenin fark etmediği bu olayın tüm Roma İmparatorluğunu ve insanlık tarihinin gidişatını değiştirme gücüne sahip olduğu sonradan ortaya çıktı. İsa'nın müritleri hikayesini anlatacak ve mesajını yaymak için imparatorluğun gücünü kullanacaktı. Kudüs'ün 2250 kilometre kuzeyinde imparatorluğun başkenti Roma bulunuyor. Dünyanın en büyük şehri. Nüfusu 1 milyon. Manhattan'ın şimdiki halinin 2,5 katı olan bir nüfus yoğunluğuna sahip. Ancak idamdan 18 yıl sonra bir dizi kuraklık gıda sıkıntısına sebep oluyor. Roma'nın her yıl 200 bin ton tahıla ihtiyacı var. Aksi halde halkı açlıktan kırılır. 5 kişiden biri zaten devlet desteğiyle geçiniyor. New York Belediye Başkanı, Washington Belediye Başkanı, herhangi bir modern kentin belediye başkanı aşağı yukarı kadim dünyanın en büyük şehrini idare eden Romalılarla aynı sorunları yaşar. Roma hükümdarı İmparator Claudius engelli, özgüveni olmayan biri. Batı dünyasının en güçlü adamı. Her imparator halka hoşnut edip eve ganimetler getirmelidir. Ama Claudius sanırım hükümdarlığını meşrulaştırmak için diğerlerinden daha çok gayret etti. Claudius imparator olduğu için tanrı gibi görülüyordu. Ama iktidarda kalmak için yine de halkının desteğine ihtiyacı vardı. Fakirlere yardım edilmesini emretti. Ancak dağıtmaya yetecek kadar ekmek yoktu. İsyanlar Roma'da günlük hayatın bir parçasıydı. Bu halkın hükümdarına sözünü duyurma yoluydu. Ama hükümdar bu tehlikeyi görmezden geldi. Eski imparator Caligula suikaste kurban gitmişti. Sıradaki Claudius olabilirdi. Bir imparatorun halkı kazanması için en iyi yol inşaatlardı. Şehrin 13 kilometre dışında imparatorluğun en büyük mühendislik projelerinden birine girişildi. Muazzam bir su kemeri. Romalı mühendisler şehre su taşımak için kırsal kesimde 70 kilometrelik bir rota çizdiler. Dağlara tüneller açtılar. Vadileri köprülerle birleştirdiler ve uçsuz bucaksız araziye bu devasa yapıları dinamit veya modern aletler olmadan inşa ettiler. Ve bunu o kadar iyi yaptılar ki o medeniyetin çöküşünden 1500 yıl sonra bu yapılar hala duruyor. Su kemeri gücünü yer çekiminden alıyor. Her 100 metrede 1 metre alçalmak zorunda. Fazla dik olursa su taşar. Eğim az kalırsa kurur. İnce bir mühendislik işi. Roma inşaatçılığının sırrı ise devrim niteliğindeki yeni bir inşaat malzemesi. Kalıba dökmek kolay, katılaşınca taş gibi oluyor. Bu beton.
İnsanlar bronz çağından, demir çağından söz ederler. Ama birçok açıdan Roma döneminden beri beton çağında yaşıyoruz. Roma betonunun kilit bileşeni volkanik tüf ve Roma 50 yanardağ tarafından çevreleniyor. Günümüzde insanlığın 2/3'ü betondan yapılmış binalarda oturuyor. Su kemerinin maliyeti 8.75 milyar dolara denk. Hoover Barajı'ndan 10 kat daha pahalı. Hayal edebileceğiniz gibi Roma'ya gelen insanlar, imparatorluğun kalbiyle ilgili ilk izlenimlerini bu devasa mühendislik projesinden ediniyordu. Roma'nın gücünün reklamıydı. Bu harika anıtı kimin yaptığı bilinsin diye imparator ona kendi ismini verdi. Aqua Claudia, Claudius'un suları. İnşaatı 14 yıl sürdü. 400 bin taş blok. 168 bin metreküp beton kullanıldı. Roma'nın su kemerleri şehre günde 950 milyon litre su getirecek. 1300 çeşmeye, 900 hamama, 144 umumi tuvalete yetecek bir miktar. Roma dünyanın en gelişmiş şehri. Apartmanlar 6 katlı. Her birinde yaklaşık 380 kişi yaşıyor. Yolların altındaki lağım sistemi günde 55 ton atık taşıyor. Polis gücü, itfaiyesi, posta teşkilatı, 30 adet kütüphanesi, 3 tiyatrosu ve 80 tapınağı var. Roma, dünyanın ilk mega şehri. Günümüzde tarihte ilk kez yarımızdan fazlası şehirlerde yaşıyor. Dünya çevresinde nüfusu 10 milyonun üzerinde olan 21 şehir var. 2000 yıl önce Roma'nın yapıldığı planlara dayanıyorlar. Ancak Roma bir şehirden fazlasıydı. O bir imparatorluktu. Medeniyetini Avrupa'ya ve ötesine yayacak ve bunu fethederek başaracaktı. Milattan sonra 61 yılı. Roma'ya 1300 kilometre uzakta amfibik bir güç. Medeniyet fetihlerle yayılıyor. Romalılar Avrupa'nın kuzeybatı ucuna doğru ilerliyor. Komutan General Suetonius Paulinus. Acımasız, kararlı. O bir Roma infazcısı. Kuzey Afrika'daki bir isyanı bastırdı. Şimdiki görevi aynısını Britanya'da tekrarlamak.
Britanya 20 yıldır Roma istilasına karşı bir gerilla savaşı veriyor. Usta atlılar, amansız savaşçılar düşmanlarının kellelerini topluyor. Direnişin başında gizemli bir ruhban mezhebi var. Druidler. Güneşe, aya ve ormana tapıyorlar. Druid'in kelime anlamı meşe adam. Romalı yazarlar onlardan barbar olarak bahsediyor. İnsan kurban ettiklerini öne sürüyorlar. Sunaklar korkunç kurbanlarla dolu. Her ağaca insan organları serpiştirilmiş. Roma, Britanya'nın doğal zenginliklerine, değerli metallerine göz dikti. Yerin altında su kemerleri için çok önemli olan kurşun, silah ve alet yapımı için gerekli olan demir, bakır ve kalay var. Roma ordularının maaşı olan gümüş de orada. Roma'nın ekonomik modeli imparatorluğun genişlemesi üzerine kuruluydu. Bunun için ardı ardına hiç durmadan fetihler yapabileceğiniz sağlam savaş makinelerine ihtiyacınız vardı. Roma'nın harcamalarının %50'si askeriyeye gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin şu anda harcadığının 2 katından fazla. Bu, insanlığın ilk tam zamanlı profesyonel ordusu. Her askerin bir gladiusu var. Bu, göğüs göğüse savaş için tasarlanmış, çelikten yapılmış bir kısa kılıç. Ağır bir mızrak olan pilum da taşıyorlar. 2 metreden biraz uzun ve ölümcül bir metal ucu var. Kalkanlar hem savunmada hem saldırıda kullanılıyor. Polaynus'un adamlarının İngilizlerle karşılaştığı sahneyi yazar Tacitus şöyle betimliyor. Druidler ellerini göğe kaldırıp tanrılarına haykırdılar ve korkunç lanetler savurdular. Askerlerimiz bu sahne karşısında hayrete düştü. Ama Polaynus 20 yıldır komutanlık yapıyor. Asileri yok edecek askeri güce sahip olduğunu biliyor. Tutkulu olabilirsiniz. Cesur olabilirsiniz. Ama Roma'nınki gibi kudretli bir orduyla karşılaştığınızda o tutku hızla sönüverir. Cesaretiniz korkuya yenilir ve bir bakmışsınız fethedilmiş bir halksınız. Roma ordusunun savaş taktikleri prova edilmiş, sınanmış, prova edilmiş, sınanmış, tekrar prova edilip tekrar sınanmış ve bilenmişti. Böylece savaşın karmaşası için herkes işini yapabildi. Ne yapacaklarını biliyorlardı. Polaynus'un Britanya'daki işi bittiğinde adamları 80 bin kişiyi öldürmüştü. Asilerin kalesi yok edilmiş, Druidler imha edilmişti. Bir toprak fethedildiğinde öncelikli iş bir yol ağı kurmaktı. Roma
Roma askerleri çok yönlü askerlerdi. O sadece bir savaş makinesi değildi. O bir mühendisti. Yol inşa ediyor, köprü kuruyordu. Böylece Roma ordusu gideceği yere hızla intikal ediyordu. Eni 7 metre olan Roma yolları, orduların altılı safta yürümelerine yetecek kadar geniş. Roma yolları, Roma şehirlerini birbirine bağladı ve fethedilen halklar imparatorluğun vatandaşları haline geldi. Paris, Londra, Barcelona hep aynı tasarıma göre yapılmıştı. Hamamlar, tapınaklar, çarşılar ve Roma'nın en gözde ihraç ürünü olan oyunların yuvası, arenalar. Gladyatör oyunları bir toplu eğlenceydi. Antik dünyanın televizyon programları gibiydi. İmparatorlukta 400 arena var. En büyüğü 50 bin kişi alabiliyor ve oyunlara katılım ücretsiz. Roma medeniyetinin tadını herkes çıkarabiliyor. Gladyatörlerin çoğu savaşmaya zorlanan köleler. Ama bir kısmı özgür adamlar, şan ve şöhret peşindeler. Gladyatör teri toplanıyor, şişeleniyor ve afrodizyak olarak satılıyor. Bir gladyatör bir rock yıldızı gibiydi. Hayranları vardı. Duvar yazılarında görebilirsiniz. Kadınların gözde gladyatörlerine yazdıkları aşk notları var. Zirvedeki gladyatörler dövüş başına 200 bin dolara denk bir para kazanıyor. Ama çoğu ortalama 23 yaşına gelmeden ölüyor. Roma gücünün zirvesinde. İmparatorluk Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'ya hükmediyor. İnsanlığın 1/5'i Roma idaresinde. Ama Romalıların bilgisi dışında dünyanın öbür ucunda bir imparatorluk daha var. Tıpkı onlar kadar büyük ve güçlü. Milattan sonra 166. İsimleri tarihte kaybolmuş Romalı tüccarlar vatanlarından 8000 kilometre uzakta. 2 yıl boyunca okyanusları, dağları ve çölleri aştılar. Hindistan'ın ardında sadece fısıltılarda duydukları bir diyara gidiyorlar. Orada bir yerde, dünyanın en ucunda, denizin bittiği yerde çok büyük bir kara imparatorluğu var. Çin. Bu tüccarlar Çin başkenti Luoyang'a ayak basan ilk Romalılar. Bambaşka bir dünyaya adım attılar. Luoyang, Çin. Romalı tüccarlar Roma'dan 8000 kilometre uzakta. Buraya ipek arayışıyla geldiler. Çin ipeği Romalıların saplantısıydı. Bu egzotik yabancı ürünler için okyanusları aşıp karaları arşınlıyorlardı. İhtiyaçları olduğu için değil,
Sadece istedikleri için onun peşinden gidiyorlardı. Onlar için çok ilginçti. Romalılar Hindistan ve Orta Asya'daki aracılar üzerinden yaptıkları ipek gibi lüks ürünlerin ithalatına 2.2 milyar dolara eşdeğer bir para harcadılar. Ancak ipeğin nereden geldiğini veya nasıl yapıldığını bilmiyorlar. Ağaçta yetiştiğini sanıyorlar. İpek üretimi Çin'de bir devlet sırrıydı. Hiçbir Çinli dokumacı bu sırrı bir yabancıyla paylaşamazdı. Çin bir ihraç malı olarak ipeğinin kıymetini biliyordu. Bu Çin'in de 3000 yıl boyunca çok iyi sakladığı bir sır. Romalı tüccarlar imparatorluk sarayında kabul ediliyor. İmparator Huan 14 yaşında tahta çıktı ve bütün akrabalarını saraydan temizledi. O, Doğu dünyasının en güçlü adamı. Ticaretin büyüleyici etkileri vardır. Ürün takasına dayanır ama farklı yerlerden insanların temas kurmalarını da sağlar. Birbirleriyle tanışırlar. Birbirlerinin dilini konuşurlar. Birbirlerinin kültürel uygulamalarına ayak uydururlar. Birbirlerinin geleneklerini öğrenirler. Ticaret yapılıyorsa dünya, bağlantının daha kolay olduğu bir yere dönüşür. Tingsheng. İmparator Romalıları hoş karşılıyor ama ipeğin nasıl yapıldığını açık etmiyor. Günümüzde bu artık bir sır değil. İpek, ipek böceklerinin ürettiği doğal bir elyaftır. Larvaları kozalarını tek parça ipten örer. 1 kilo ipek üretmek için 4000 ipek böceği gerekir. Çin, sonraki 300 yıl boyunca dünyanın en büyük ipek ihracatçısı olarak kalacak. İpek batıya taşınıyor. Hindistan üzerinden Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya ulaşıyor. Bu 8000 kilometrelik bir ticaret yolu. İpek yolu. Romalılar istiyordu. Çinliler de ona sahipti. Bunun sonucunda ipek insan tarihinde ilk kez Doğu ile Batı'yı birbirine bağladı. İpek yolu zamanla ürünlerin, insanların, fikirlerin, orduların ve dinlerin gidip geldiği bir kanal haline geldi. Ticaret patlama yapıyor. Fikir akışı da onu takip ediyor. Bunlar Roma İmparatorluğunu ve insanlığın geleceğini değiştirecek fikirler. Şam, Suriye. İsa'nın çarmıha gerilişinden 4 yıl sonra. Bir adam kaçıyor. Pavlus. Bir vaiz, bir baş belası ve Hristiyanlık tarihindeki en önemli dönme. Şam yolunda din değiştirmeden önce Hristiyanları idam etti. Ama artık bu önemsiz mezhebi bir dünya dinine dönüştürecek. Günümüzde Aziz Pavlus olarak tanınıyor. Pavlus, İsa'nın Mesih olduğu mesajını yaydığı için aranan bir adam. Yahudi liderlere göre bir kafir, Romalılara göre ortalığı karıştıran bir bela. Yakalanırsa idam edilecek. Şam bir kale şehir.
her kapısı sıkı sıkı korunuyor. Pavlos'un kaçış yolu surların üzerinden geçiyor. Pavlos 20 yıl boyunca Roma İmparatorluğunu dolaşıp diğer inananlara ulaştı ve umut mesajını yaydı. İnsanlara Hristiyanlığın herkes için kurtuluş sunduğunu anlatıyordu. Hayatı korkunç olan ve efendisinin suistimaline uğrayan bir köle varsa, sonraki hayatta sahibi ceza çekecekti. Ve köle İsa Mesih'i tanrısı ve kurtarıcısı kabul eden iyi bir insansa, hak ettiğine kavuşacaktı. Pavlos, imparatorluktaki diğer Hristiyanlara mektuplar yazıyor. Romalılara, Selaniklilere ve Korintlilere. Yeni Ahit'in yarısını bu mektuplar oluşturuyor. Artık Yahudi veya Yunan, köle veya özgür, erkek veya kadın yok. Çünkü İsa Mesih'in gözünde hepiniz birsiniz. Biz çok olan İsa'dan tek vücuduz. Sevgi sabırlı ve naziktir. Sevgi kıskanç veya bencil değildir. Kibirli değildir. Bu mektuplar Arap Baharı'nda gördüğümüz internet mesajlarına çok benziyordu. O dönemin iletişimi buydu ve Roma yakından izliyordu. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi düşünürdüm. Çocuk gibi anlamlandırırdım. Pavlos'un mektupları onları imparatorluğun dört bir yanına taşıyan diğer inançlılara emanet ediliyor. Ama bir erkek olduğumda çocuklukları bıraktım. Bu arada Roma yarım milyon kilometreye yaklaşan yollar inşa etmiş. Bu dünyanın çevresini 10 kez dönecek bir uzunluk. Gemi rotaları 250 önemli limanı birleştiriyor. Pavlos mesajı işte böyle yayıyor. İnanç, umut ve sevgiden sorumluyuz. Ama üçü içinde en büyüğü sevgidir. Erken Hristiyanlık, tarihi fikirlerin gücünü çok iyi ifade eder. Tarihi yaratan fikirlerdir. İnsanları değiştiren fikirlerdir. Medeniyeti fikirler kurar. Her şey bir fikirle başlar. ...150 sene sonra Roma İmparatorluğu'nun en büyük limanlarından olan Kartaca'nın etekleri. Bir grup Hristiyan gizlice buluşuyor. Müstakil evler kiliselere dönüştürülüyor. Erken Hristiyanlık büyük oranda son derece fakir olanlar, köleler ve kadınlar için bir dini hareketti. Özetle Roma toplumunda hiç söz sahibi olamayanlar Hristiyan hareketi içinde kendilerini ifade etme şansı bulabiliyorlardı. İmparatorlukta 8 milyon köle var. Roma kanunlarında hiç hakları yok. 30 milyon kadın oy veremiyor ve kamu görevlerine gelemiyor. Perpetua da aralarında. 22 yaşında yeni bir anne ve yıkıcı bir kadın. Bir yıl önce çıkan merkezi bir emirle Hristiyanlığa geçmek yasa dışı ilan edildi. Perpetua gibi din değiştirmiş kişiler artık vatan haini kabul ediliyor. Suçları, Roma tanrılarını onurlandırmayı reddetmek. Antik Roma'da Hristiyan olmak için kaçık olmak gerekiyordu. Sizi öldürtmeye yeterliydi. Bağımlılığınızın imparatora değil de İsa'ya ve tanrısına olduğunu ilan ediyordunuz. Arkanızı kollamanız gerekirdi. Beni izleyen var mı? Hristiyan olduğumu bilen var mı? Paranoyak olmalıydınız. Herkesten korkmalıydınız. Açıkça konuşmaktan çekinmeliydiniz.
İmparatorluğun gizli polisinin adı Frumentari. Muhalifleri avlamak için muhbir ağları kullanıyorlar. Perpetua ihanetle suçlandı. Kaderini beklemek üzere hapse atıldı. Günlük tutuyor. Bunlar Hristiyan bir kadın tarafından yazılmış ve günümüze ulaşmış ilk kelimeler. İblislerle savaşmayacağım. Şeytanla savaşacağım. Zaferin beni beklediğini biliyorum. Her inançlı insan için nihai sınav, inancı uğrunda ölmek. Hristiyanlar vahşi hayvanların önüne atılıyor veya katrana bulanıp yakılıyorlar ya da başları kesiliyor. Ama Perpetua hala kendini kurtarabilir, elbette Roma tanrılarına bir şey sunarsa. Romalılar bu insanlara gelip, bakın bize sorun çıkarıyorsunuz, İnsanların karşısında devlet aleyhtarı olmadığınızı bir şekilde ifade edin. Ve imparatorun tanrı olduğunu kabul edin ki sorun olmadığınızı anlasınlar dediler. Perpetua'nın ailesi onu hapiste ziyaret ediyor. Bebeğine bakmasına izin veriliyor. Babası geri adım atıp Roma kanunlarını kabul etmesi için yalvarıyor. Günlüğüne göre Perpetua ölüme istekli bir şekilde gidiyor. Onun bu cesaretinden ilham alan gardiyanlardan biri, Pudens adında bir adam, din değiştiriyor. Binlerce Hristiyan idam edildi ve tarihe geçtiler. Ancak Romalılar Hristiyanları öldürdükçe Hristiyanlık popülerlik kazandı. 100 yıl içinde inananların sayısı 200 binden 6 milyona çıktı. İmparatorluktaki 10 kişiden biri Hristiyan. Hristiyanlık, Kuzey Afrika'dan Britanya'ya kadar öyle yayıldı ki, sonunda aleyhindeki kanunlar kaldırıldı. Ardından bir dönüm noktası geldi. ...337 yılı. İmparator Konstantin ölmek üzere. Roma İmparatorluğu'nun geleceğini şekillendirecek bir karar alıyor. Uzun zamandır beklediğim an geldi. İçten bir arzuyla ve duayla Tanrı'nın selametine erebilirim. Batı dünyasının en güçlü adamı vaftiz ediliyor.
Hristiyanlık Roma İmparatorluğu tarafından yüzlerce yıldır ezilmiş, bastırılmış ve hatta mahkum edilmişti. Artık Hristiyan olmanın sakıncası yoktu. Konstantin vaftiz olduktan sonra bütün imparatorluk Hristiyanlığa doğru kaydı. Sonra elbette politik ve ekonomik çıkar arayanların da Hristiyan olmaları gerekti. İmparatorluğun doğusunda yeni bir Hristiyan başkent yükseliyor. Konstantinopolis, günümüzün İstanbul'u. Şehrin kalbine Roma'daki her tapınaktan daha büyük bir kilise konduruluyor. Kutsal Bilgelik Kilisesi, Hagia Sophia. Günümüzde 2.2 milyar Hristiyan var. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri. İsa'nın müritleri dünyanın her yerini, her köşesini ve her parçasını değiştirdi. Bunların hepsi 2000 yıl önce yaşamış bir adamın gücüyle oldu. Orta Doğu'da bir adamın ölümü, bütün dünyaya yayılan yeni bir mesaja ilham kaynağı oldu. Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu'nun kalıcı mirası oldu. Elbette, imparatorluklar çöktükçe biz de dünyamızı yeniden kurarız. Onu geliştiririz, bazen yeniden keşfederiz. Yeni fikirler, yeni fırsatlar doğar. Ama yeni çatışmalar da yaşanır. Ve medeniyetler çarpışır.